Evet. O zaman onun içinde kürümüzü Tamam. gösterelim. Böylece tamamlamış olalım. En azından kürlerimiz eksik kalmamış oldu. Aft kürümüzde de papatyamız var, yoğurt otumuz var, bir de propolisimiz vardır bizim burada. Bunu da şöyle yapmaları gerekiyor. Günde iki kez yapacaklar yalnız bu uygulamayı da. Papatyamızdan bir tutam atmamız gerekiyor, bir su bardağımızın içerisine. Yoğurt otundan da yine bir tutam atmamız gerekiyor, kaynamış olan suyumuzun içerisine. Bu burada 10 dakika kısık ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak bunun günde 2 defa bir sabah bir akşam, ama sabahki uygulamada gargara şeklinde yapılması gerekiyor. Bunu da gargarayı 2 kere yapması gerekiyor. İkinci uygulamayı da, yani akşam üzeri yapılacak uygulamayı da yine günde, yani akşam 2 kere gargara yapması gerekiyor. Akşam yemeğinden 2 saat 2-3 de yapabilir yani şey değil. Evet. Akşam yemeğinden 2 saat sonra ya da sabah kahvaltısına 2 saat sonra da bir su bardağımızı böyle yarım su dolduracağız içerisine. Bundan 10 ya da 15 damla damlatacağız propolisimizden. Bunu da içmemiz gerekiyor. Ya da ağzında belirli bir miktarda biraz bekletebilir, onu da tekrardan tüküredebilirler. Belki Hüseyin burada değerli izleyicilerimize bilgi mahiyetinde propolisle ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum. Propolis nedir? Ağaçların reçinelerini alır ve bunu propolise çevirir. Şimdi eğer arı kovanları asfalta yakın bir yerdeyse veya arı kovanlarının bulunduğu yerlerde reçine yok ise arı bunu mutlaka yapmak zorunda. Yani ne yapıyor bu sefer? Asfalta gidiyor. Yani asfalttan alıyor reçineyi. Dolayısıyla o zaman da bu sağlıklı bir propolis olmuyor. Yani arı kovanlarının bulunduğu yerlerde mutlaka reçine salgılayan meyve ağaçlarının veya ağaçların olmasına da dikkat edilmelidir. Aksi takdirde arı asfalta konuyor. Hani yazın asfalt eriyor deriz Evet. ya, arı gidiyor oradan asfaltı alıyor. Onunla propolis yapıyor.